2022 yılı içerisinde emlak sektöründe çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve yaşanmaya da devam ediyor. Özellikle bankaların kredileriyle alakalı frene basması sektörü ciddi anlamda zora sokmuştur. 2023'te bu sıkıntıların çözüleceğini umut ediyoruz. Kira fiyatlarıyla ilgili ve gayrimenkul fiyatlarında ciddi artışlarla alakalı dövizin ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Devletimizin bu konuda çalışma yaptığını da biliyoruz. İnşallah bu konuda bir çalışma yapılıp piyasalar rahata erdirilecektir. Esnaf anlamında hem de nihai tüketici yani ev alan kişilerle alakalı iyi yönde bir ilerleme olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir organizasyondu. Buradaki amacımız birlik, beraberlik, emlakçıların sorunlarının birbirleriyle konuşulması, emlakçıların birbirleriyle iletişim halinde olması, birbirlerini tanımasıydı. Bunu da sağ olsun Ertan kardeşimiz, Ertan Taştan Mülk Ofisi gayet güzel ve şık şekilde yapmıştır. Teşriflerinden dolayı Ülkü Spor Başkanı Sayın Derviş Kilci Bey'e, Ali Korkmaz Bey'e ve tüm emlakçı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Büyük organizasyonlarının tek amacı insanların birbiriyle tanışması, sorunların gündeme gelmesi, emlakçı kardeşlerimizle alakalı sorunların birbirlerine aktarılmasıdır. Bugün içerisinde bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Pandemi sürecimiz vardı malumunuz. Esnaf arkadaşlarımızla bu geçtiğimiz süreçleri pek bir değerlendirme fırsatı bulamadığımızdan böyle bir organizasyon düzenleyerek sektör hakkında bilgi alışverişlerinde bulunduk. Haliyle pandemi sürecinden sonra fiyatlarda ciddi bir artış, kiralarda ciddi bir artış oldu. Kayserimiz için genel anlamda kentsel dönüşüm hızlandığından dolayı malum da içerisinde daire sahiplerini kiralarını karşılayamadığından kira artışlarına talep arttı. Talep artınca fiyatlar da arttı. Böyle bir sıkıntılar vardı. Faiz oranlarının düşmesi konusunda bir söylenti var. Hal böyle olursa tekrar fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Gayrimenkul alacak kişilerin bugünlerde değerlendirmesini tavsiye ederiz. Tabii bütün esnaf arkadaşlarımızın her hafta bir geleneksel haline gelen böyle bir pandemiden sonra kahvaltı ya da öğlen yemeği organizasyonuyla hep birlikte bir araya gelip müşterilerimize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz? Onlara daha iyi yuvalarını mutlulukla nasıl kurabilecekleri hakkında görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Durgun bir piyasa var. Bu durgun piyasada da tabii haliyle böyle birliktelikler yaparak güçlerimizi birleştirerek hayırlısıyla inşallah ülkemize, mutlu ailelerimize daha güzel yuvalar kurmalarına nasip olacağız. Teşekkür ediyoruz.